Türkiye'de yaşayan 85 milyon insandan 78 milyonu telefon, 70 milyonu internet, 69 milyonu da sosyal medya kullanıyor. Nüfusumuz son 10 yılda 11 milyon kişi artarken aynı zaman diliminde 38 milyon kişi de internetle tanıştı. Geçen onca zamanda hem ekonomik kaygılarımız arttı hem de paraya olan ihtiyacımız. Doğal olarak her şeyi bulduğumuz internette para kazanmanın da bir yolunu araştırdık. Ama karşımıza çıkan hep Todex'i, Çiftlik Bank'ı, Anadolu Farm'ı gibi dolandırıcılık hikayeleri oldu. Her şeyi kolaylaştıran internet parayı bulmayı da kolaylaştırır sandık ama işini bileni tenzih etmek gerekirse çok fena yanıldık. Güvenimizi kaybettik, sarsıldık belki. Peki ne yapacağız? Yok mu bunun bir yolu? Dolandırıcıların sayısı başarılı internet şirketlerinin sayısıyla yarışırken sağa sola aldanmayıp internetten para ve hatta dolar kazanmak için ne yapmak gerek, nereden başlamak gerek? Gelin anlatalım. Baştan anlaşalım. Bu videoda size öyle balık tutmayı falan göstermiyor, Amerika'yı da yeniden keşfetmiyoruz. Tam tersine balık tutmayı bilen, Amerika'yı değil de birkaç ülkeyi keşfeden ve kendi alanında başarılı insanlara danıştık. Altı dolu olmayan hikayeleri çok büyük başarı hikayeleri olarak yapıyoruz veya toplumda zenginlere ya da böyle iş sahiplerine bence gereğinden fazla önem gösteriyoruz. Öyle olduğu zaman bu konumda olmayan insanlar onun çok kolay ve hızlı olabildiğini düşünüyor. Bir anda gerçeklikten kopup ya zaten falanca da çok hızlı bir şekilde zengin oldu, çok hızlı başarılı oldu gibi düşünüyor. İnternetin en tehlikeli tarafı bu, çünkü sen yan komşunun veya etrafındaki bir insanın 3 ay içerisinde evinde otururken bir anda zenginleştiğini gördüğünde, bu kripto olabilir, işte internetten bir şey yapıyor olabilir vesaire fark etmez. Çok öyle olduğunu gördüğünde hikayenin çok kolay olduğuna inanmak istiyorsun. Beynimiz hikayenin bize çok kolay olduğunu inandırmaya çalışıyor çoğu zaman. Arkasını görmüyoruz ve her zaman böyledir. Yani başarılı insanlar da baktığında o son güne bakarsın. Geçmişteki 10 sene, 20 senedeki çabayı, emeği görmeyiz. Çok zengin ol ama çok mütevazi bir araba kullan. Derler ki ya o kadar zengin değil zaten. Ama mesela paran olmasın, bir şekilde bir araç kirala çok böyle pahalı. O arabayı kullan. Etraftakiler derler ki ya falanca zaten çok başarılı. Baksana adamın bindiği arabaya. Yani bazı toplumlarda görgüsüzlük olarak adlandırılabilecek şeyler bizim toplumda tam tersi helal olsun adama çok başarılı şekilde adlandırılıyor. Bu da bize hep arka bilinçaltında şeyi körüklüyor yani. Bir an önce zengin olayım, kolay yoldan hızlı zengin olayım. Onun da en kolay yolu biliyorsun yani internetten, kriptodan vesaire girip gitmek yani. Hadi bir yerden başlayalım da e-ticarete girelim dedik ama hiçbir fikrimiz yok. O zaman ne yapacağız? Günümüzde internet ve mobili ticaretin bir kanalı olarak görmek, burayı bir satış kanalı olarak görmek, burada fiziksel olarak bir dükkan açmakla internette, mobilde veya sosyal medya üzerinde bir dükkan açmanın ticaret açısından farklı olmadığını görüyor olmamız gerekiyor. Ticaretin olmazsa olmazları konusunda ister fiziksel ister dijital belli bir prensipler bütünlüğünde anlaşamazsak, sadece internette veya mobilde iş yapıyoruz diye buradan bir ticari kazanç beklemek doğru olmayacak. Öncelikle internetten para kazanmak için bol bol araştırma yapmak gerekiyor. Ne yapmak istediğinizden kesinlikle emin olmanız gerekiyor. Yani eğer bir ürün satacaksanız o ürün hakkında yeterince bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ve o ürünü satan diğer kişiler hakkında, yani rakipleriniz hakkında da detaylı bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Rakipler hakkında neden detaylı bilgi sahibi olmanız gerekiyor derseniz çok basit. Rakibinizin aldığı negatif yorumları siz optimize ederek aynı ürünü ondan daha iyi satabilirsiniz, daha iyi şartlar sunabilirsiniz. Araştırmadan kastım ise aynı sizinle beraber satılan, sizin satmak istediğiniz ürünü satan kaç kişi var? Bunların kaç tanesi, kaç kişiyle rekabet edeceksiniz? Bunların kaç tanesi üretici? Aranızdaki fiyat avantajları, sunduğu kargo imkanları, sizin bunları sunup sunamayacağınız, sizin aynı şartlarda imkanı sunup sunamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Yeni başlayanlara göre halihazırdaki pazardaki insanlar rakiplerine çok daha fazla zaman ayırıyorlar. Peki e-ticaret yapmak o kadar kolay mı dersiniz? Hiçbir şey kolay değil aslında hayat. Yüzmeyi öğrenmeye çalışırken bol bol su yuttuk. Hiç zevkli bir tadı yok bunun. Bisiklete binerken bol bol düştük, dizimizi kanattık veya başımıza başka şeyler geldi. İnternette de ilk aklınıza gelen fikirle para kazanmam istiyorsanız ve bunda %100 başarılı olacağınızı düşünüyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz. Ürün satıyorsanız arkadaşlar Türkiye içindeki bir futbol kulübünün Şampiyonlar Ligi'ne katıldığını düşünün. Bütün rakipleriniz dünyanın gözdesi veya yaptıkları işi çok iyi yapan kişiler. Yani ticaretimizin kuralları aynı. Ticaret her yerde ticaret, ister fiziksel olsun ister dijital olsun. Ama internet ve mobil bize kolay yoldan değil, kolaylıkla çok daha büyük kitlelere ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve satın aldırma konusunda fırsatlar tanımış olduğunu, bu fırsatları bu tip bireylere ve işletmelere açmış olduğunu görmemiz gerekiyor. 15 dakika içinde yemeğin evimize geliyor olması ve 1-2 gün içinde sipariş etmiş olduğumuz televizyonun evimize geliyor olmasının biz bu işin kolay olduğunu düşündürtüyor. Bugün internetten para kazanmak diye arattığınız zaman karşınıza çıkan kavramlardan birisi de dropshipping.
İşte sıfır sermaye ile başlayın, oturduğunuz yerden para kazanın, Kanadalı'ya Çin'deki ürünü satın ve köşe olun gibi. Ama işte dedikleri olay pek de öyle değil. Sıfır sermaye ile başlayın, ertesi gün satışlara başlayın. Evet, teorik olarak bu mümkün aslında. Bunu çok hızlı yapabilirsin ama kâr edecek misin günün sonunda, bu var. Bunu söyleyen kişinin aslında farklı bir ajantası var. Herkes bunu gözden kaçırıyor. Bu adamın tek derdi eğitim satmak. Kısa yoldan zengin olmak değil abi niyetimiz. Olamadık da olsaydık bugün senden video yapmıyorduk abi. Bali'den bağlanıyordu şimdi bana. E-ticaret yaparken işler öyle ürünü alıp satışa koymakla falan bitmiyor. Bu işin daha kargosu, faturası, vergisi derken onlarca detayı var. Her zaman için maliyet giderlerinizi eklemeniz gereken bir şey var. Kaybolacak veya bir şekilde gümrüğe takılıp size geri gelebilecek bir ürün olabiliyor. Bu maliyet aslında çok yüksek bir şey. Yurt içinde bu çok kolay. Size ürün geri gelir. Eğer tekrar kullanıp paketlenebilecekse, eğer herhangi bir hijyen veya yasal bir zorunluluğu yoksa bu ürünü tekrar satabiliyorsunuz. Bir ürün yurt dışından gelip geri geldiği zaman %90 genelde kullanılmaz halde oluyor. Siz bu ürünü bir daha satamıyorsunuz. Ürünü göndermek bir maliyet, ürünün kargosu bir maliyet. Bunu maliyetlere eklemedikleri zaman insanlar sürekli bir de ciroya odaklandığı için günün sonunda herkes bu işin sonunda, bu deneyimin sonunda bir bakıyorlar ki başladıkları para azalmaya başlıyor, para kaybetmeye başlıyorlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu. Ürün maliyetlerini düzgün çıkaramamak. Başlangıçta bir sıkıntı olmayabilir. 1, 2, 5, 10 tane işte işlemde yurt dışından işte $100 getirdin, $200 getirdin şeklinde bir sıkıntı olmadığını düşünebiliriz. Ama aslında bu tür işlemlerin, faaliyetlerin hepsi bir yerden sonra arkada bir kurumlar tarafından böyle ilgi çekiyor. Bizim haberimiz yok. Ve ondan sonra ciddi anlamda işte bir anda karşımıza gelip bunların vergisini ödedim ve ey vatandaş şeklinde karşılaşabiliyor. Bir tanıdığım yurt dışından işte internetten vesaire iPad, işte iPhone vesaire alıyordu. Sonra Türkiye'ye getirip Türk Hava Yolları'ndan bazı hostlar, hosteslerle anlaşıp Türkiye'de internet üzerinden satıyorlardı bunları pazar yerlerinde. Şöyle bir işlem düşün. Her gün 20-30 bin liralık satış. İnanılmaz kâr marjlarıyla. Ama orada ne fiş var ne fatura var. 6 ay boyunca her gün adamın hesabına, şahsi hesabına 20-30 bin lira gibi çok dikkat çekilebilecek tutarlar yatıyor. Bu da böyle hiçbir şey olmayacağına inanıyor burada bir şekilde. Başının ağrımayacağına inanıyordu. 6 ay sonrasında bir gün bunların evine ve ofislerine vergi memurları baskın yapıyor. Ondan sonra inanılmaz derecede vergi cezası yediler. Geçtiğimiz 6 senedir o vergi cezasını ödüyorlar taksit halinde. İşte çok zengin olacağız diye düşündüler. Halbuki sonuç öyle olmadı. Çok dikkat etmek gerekiyor bu tarafta. Sen sonsuz para kazanabilirsin yurt dışında ama o para bir şekilde Türkiye'ye getiremiyorsan ve Türkiye'de kullanamıyorsan o parayı hiçbir anlamı yok. Parayı buraya getiremeyeceğin şekilde yanlış bir şey kurguladıysan arkada ve o parayı buraya bir şekilde getirmeye çalışırken bir hukuksal ya da bir yasal olarak bir sıkıntıya düşüyorsan o da aslında hani kolay bir şekilde para kazandım ben. Çok para kazandım ama bir anda hayatımı yani riske attım ve işte bir anda hapiste karşı karşıya kalabilirim gibi bir duruma getirebilir seni. İnternetten gelir elde etmek bugünlerde hani sosyal medyanın da teşvikiyle biraz sadece internet üzerinden ürün pazarlamak gibi gözüküyor. Aslında bu dar bir anlam. İnternet üzerinden yapılacak işlerin ne kadar önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 10 yılda, önümüzdeki 20 yılda nereye doğru gideceğini çok da konumlandırmıyor. Dolayısıyla evet bugün için bir ürünü internet üzerinden satmak bir mağazadan satmaya göre çok daha makul olabilir. Peki ya mağazalar gelecekte bitecek mi? Hayır, sadece teşhir yerlerine dönüşecek. Amazon zaten bunun bir strateji olduğunu, Walmart bundan 3 yıl öncesinde açıklamıştı. Yani şunu anlattılar. Çok ciddi büyük müşteri deneyim merkezleri olacak. Siz gideceksiniz, bir ürünün kumaşıyla temas edeceksiniz. Bir ayakkabının basışıyla temas edeceksiniz. Buralarda sadece müşteri deneyim yaşayacak ve daha sonrasında internet alışverişi yaparak alışverişini tamamlayabilecek. Sizin müşteri deneyimi yaşamanızla alışverişi tamamlamanız arasındaki yolculuk daha pandemi başlamadan önceki 24 ayda zaten global ticareti elinde tutan kurumların bir stratejisiydi. Eğer e-ticaret dosyasını kapattıysak sıradaki konuya geçebiliriz. Milyonlarca hatta milyarlarca dolar yatırım alan Türk şirketlerinin haberlerini gördünüz televizyonlarda ya da reklamlarını izlediniz. Ve diyelim ki aklınıza daha önce hiç yapılmamış bir oyun ya da uygulama fikri geldi. Ancak tek bir eksiğiniz var. Para. Yani yatırımcı ve zengin ortaklar. İşte orada paraya bakış açınızı biraz değiştirmeniz gerekiyor. Para hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor ki bugün senin için de benim için de maaşlı çalışan biri için de yatırımcı için de aslında araç. İnsanlar kullanarak nihai yaşam amaçlarına erişmeye çalışırlar.
Paranın gerçekten tepe amaç gibi gözüktüğü organizasyonlar, eğer ki içinde insan yetiştirmek, insan hayatına dokunmak, hele ki şu günlerde sosyal duyarlılıkla alakalı bağlı bir şeyler yoksa aslında çökmesi olası projeler gibi gözüküyor. Para kazanmaksa amaç, girişimci olmak zorunda değilsin. Profesyonel kurumsal bir hayatta çok daha rahat bir şekilde, hayatını çok iyi idame ettireceğin şekilde paralar kazanabilirsin. Buradaki daha önemli şey bence haz ve hayal ettiğin şeylerin aslında biraz böyle peşinde koşabilmek. Bir şey hayal ediyorsun, başlıyorsun ve bitiriyorsun. Biraz da böyle hani mimarlığa da benzetiyorum ben bunu. Yani güzel bir binayı tasarlayıp sonra yapıldığında duyduğun haz gibi. Tabii ki para da kazanıyorsun ama bunu ben tasarladım, ben yaptım demek çok önemli bir şey. Bence başarının sırrı girişimcilikte veya herhangi bir işte parayı aslında sebep değil de sonuç kısmına koymak. Sebebe koyduğun zaman yanlış ve başka kararlar alabilirsin. Ama sonuca koyduğun zaman orada zaten buluyorsun yani parayı. Yani mesele girişimcilikse tek amacımız para kazanmak için çalışmak olmamalı. Parayı araç olarak kullanmak için sonucunda parayı getireceğine inandığımız planlar yapmak gerek. İyi hoş da bir yatırımcı size neden para yatırsın? Eğer parlak bir projeniz varsa, dünya çapında global pazarda pazar payı ile ilgili düzgün raporlamalar yapabiliyorsanız, pazar araştırmalarınız gerçek ciddiyeti içeriyorsa aslında yatırım almak çok zor bir şey değil. Doğru çevrelerde olmanız, doğru tanışıklıklar içinde olmanız ve bu konuya konsantre olmanız da ilgili. Ancak burada şöyle bir yanılgı var. Girişimciler yatırımı alabilirler ama aldıkları yatırımı bir doğru bir vizyona sahip değilse bu işletme ya da şu an uygulamaya geçirilecek fikir, bu yatırım tam tersine denebilir ve para kaybı gibi de onlara gelebilir ve yatırımcılar karşısında çok ciddi sorgulamalara tabi tutuluyor olabilirler. Burada her şeyden önce internet üzerinden iş yönetmek isteyen kişilere en büyük tavsiyemiz, ne kadar sürdürülebilir bir iş yapılmaya planlanıyor ve bununla beraber kendileri gerçekten burada ne rol alacaklar ve bu işle kurdukları ilişki dahilinde aslında kaç yıl bunu yapabilirler? Doğru ekip plan anlaması, doğru strateji, her şeyden önce de kurdukları iş ya da kuracakları iş, parlak fikre sahip olup onları harekete geçiren sürecin vizyonu ne? Peki ya inanacağınız bir fikri nereden bulacaksınız? Aslında kafanızı kaldırıp biraz çevrenize bakmanız yeterli. Bugün online platformlarda büyüyen pek çok pazardan bahsediyoruz. Bir tanesi finansal teknoloji ürünleri. Tabii ekonun büyümesiyle beraber aslında ödeme sistemlerinin çeşitliliği de değişiyor. Dolayısıyla yazılım programlarının arka yüzde ki en önemli datalarından bir tanesini de fintech operasyonları tutuyor. Bir diğer tarafta oyun teknolojileri ve evden aslında online oyun oynamak ve böyle bir pazarda yapabilecekleriniz yan destek ürünler anlamında çok önemli. Dijital medyayla herhangi bir ürünün satışına katkıda bulunmak yine aslında bir online pazarın ticareti. Online ile beraber büyüyen en önemli noktalardan bir tanesi de data. Siz bir konuya konsantre olup aslında data da satabilirsiniz. Yani 100 kişi tıklıyor, bu kadar kişi alıyor ve bu kadar kişi bu ürünleri tercih ediyor deyip yapacağınız pazar araştırmaları ile ilgili yazılımlarla da fark yaratabilirsiniz. Bunların her biri bundan sonrasında büyüyen sektörler olarak karşımıza çıkacak. İyi de bahsedilen bu konular hakkında hiçbir fikrim yok diyenlerdenseniz onun da çözümü var. Özellikle dijitalde büyüyen şirketlerde kullandığımız bir metodoloji var. Buna çevik öğrenme metodu diyoruz aslında. Bir kere kurallarla iş yapacağınız bir ortamda değilsiniz. Her an Instagram ön yüz değiştirebilir. Her an tüketici davranışları değişebilir. Geneli görmek, bütünü okumak, zihinsel olarak sorunun kaynağını hızlı görmek, çözüm üretmek ve orada alternatif kaynaklar yaratabilecek biri olmak. Bu da neyi gerektiriyor tabii ki? Zihinsel çeviklik beraberinde insan ilişkilerinde çevikliği getiriyor. Ne demek istiyorum? Siz eğer bir sorun tıkandığında destek alabileceğiniz insanlarla networking yapmazsanız, ben çok iyi bir mühendisim, yazılımı çok iyi bilirim, analitik düşünme becerim harikadır, o yüzden ben bu konuda alır yürürüm değil. Aynı zamanda farklı segmentlerden farklı insanlarla, onlarla bir masaya oturduğunuzda kendinizi ifade edecek, onlar da size yardım etme motivasyonu uyandıracak ilişkiler de kurmak zorundasınız. Bu neyi gerektirir? Değişimde çeviklik. Yani bir kriz olduğu zaman tutulup kalmayan, her tip değişimi, bu da bir öğrenme, bu da bir kendimi yenilemem için fırsat. Şimdi bir yönteme daha sahip oldum deyip bunu kavrayabilen, kapsayabilen, optimist bakabilen insanlara ihtiyaç var. Ve bugünün dünyasında, eğer internet dünyasında ya da dijital dünyada daha geniş kapsamda iş yapacaksa bir şeyi sonuçlandırma becerisine ihtiyacımız var. Umarım bu video kafanızdaki soruları yanıtlamış ve ufkunuzu açmıştır.
profesyonellerin yol gösterdiği benzer videoların devamını istiyorsanız yorumlar bölümüne yazın. Görüşmek üzere. Abla çay kahve su var mı ya?